Kitaplar ve Romanlar kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlarım, polisiye romanların tanıtımını yaptığımız videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım zevk alıyorsunuzdur, umarım beğeniyorsunuzdur, umarım eğleniyorsunuzdur. Sizlerle birlikte ben de yeni kitaplar keşfediyorum. Sizlere daha önce YouTube'da herhalde pek de tanıtımı olmayan, pek de üzerinde konuşulmayan bir polisiye romandan bahsetmek istiyorum. Yani çok YouTube'da bununla ilgili konuşuldu mu konuşulmadı mı, başka tanıtıcı videolar var mı, bu kitapla ilgili paylaşımlar var mı bilmiyorum. Çok araştırmadım ama farklı bir kitap olacağını düşünüyorum bu kitabın. Bu kitabı ben okudum. Yabancı bir yazar tarafından yazılan bir polisiye roman bu. Paul Finch tarafından. Kitabın İngilizce adı Stalker. Anladığım kadarıyla bu kitap da bir nehir roman özelliği gösteriyor. Bir seri halinde yayınlanmış. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Türkçe'ye sadece ilk kitap çevrilmiş. Stalker, yani Türkçesi şebeke. Kitabımızın adı Şebeke. Ömer Mülazım tarafından çevrilmiş. 2 Şubat 2017 tarihinde de yayınlanmış. Pegasus Yayınları tarafından. Dilerseniz şimdi kitabın ayrıntılarına geçelim. Kadınları hedef alan bir çete, görünmez bir güç, derin bağlantılar ve zamana karşı yarışan yalnız bir dedektif. Dedektif Mark Hekenburg, son birkaç yıl içinde arkalarında en ufak bir iz bırakmadan kaybolan 38 kadının vakasını araştırmaktadır. Her biri mutlu ve başarılı olan bu kadınların yaşadıkları çevreyi terk etmek için hiçbir nedenleri yoktur. Öte yandan kaçırıldıklarına dair elle tutulur deliller bulmak da zordur. Kayıp ablasını arayan genç bir kadının Hack'ten yardım istemesiyle birlikte ikili çok geçmeden gangsterlerin ve organize suçun karanlık dünyasına girer. Fakat birçok insanın adını bile söylemeye cesaret edemediği bir kulüp hakkında söylentiler duyduklarında yerlerinde saymaya başlarlar. Görünmez bir güce karşı giriştikleri mücadelede her şeyi göze alacaklardır. Arkadaşlar, burada tabii yani bu tanıtım detaylarında sadece dedektif Hekenburg'dan, yani kısaca Hack'ten bahsedilmiş ama burada farklı karakterler de mevcut. Yani farklı önemli karakterler. Emniyet amiri Gemma var mesela. Sonra Lauren var aynı şekilde. Lauren, yanlış hatırlamıyorsam, ablasını arayan karakterdi. Hack'in yanında dolaşan kadın. Yani ben bu kitabı okumuştum. Güzel bir kitap, akıcı bir kitap. Polisiye seviyorsanız bu kitabı kesinlikle ama kesinlikle öneririm. Yani keşke, ya aslında üzüldüğüm nokta şu. Keşke serinin diğer kitapları da Türkçe'ye çevrilse. Yanlış hatırlamıyorsam, ya sanıyorum bu konuda inisiyatif sahibi genelde yayın evleri oluyor. Hani kitabın kaç baskı yaptığı önemli, ne kadar sattığı önemli vesaire, teknik detaylar. Yani ilk kitabı okuduğum zaman beni bayağı sürüklemişti, bayağı sarmıştı ve kısa sürede bitirmiştim. Keşke hani ikinci ve üçüncü kitaplar da aynı şekilde Türkçe'ye çevrilse ve biz de bu kadar güzel, bu kadar polisiye anlamında, kurgu anlamında zevk verici kitaplardan istifade edebilsek ve bu kitapları okuyabilsek. Bir videonun daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın efendim.